Kreş örgü atölyesinden merhaba. Bugün size oldukça güzel bir model anlatacağım. Bu modelle birçok şey yapabilirsiniz. Genellikle yelek örgülerinde kullanılıyor ama onun dışında atkı ve şala da böyle arkalı önlü kullanımı sebebiyle çok güzel yakışacak bir model. Battaniye yapabilirsiniz. Hatta yumuşaklığı açısından lif bile örebilirsiniz. Onun katları kadar zincir çekin. 10, 20, 30, 40, 50, 60 gibi. Eğer atkı yapıyorsanız zincir sayınız 25-30 santime yakın olsun. 30 biraz fazla olabilir atkıda. Battaniye yapıyorsanız bebek battaniyesi de 90 santim zincir çekin. 2,5-3 numara tığ ve şal ipi kullanıyorsanız eğer şal ipi. Eğer normal bebek battaniyesi yapacaksanız 3 numara tığ ya da 3,5 numara tığ ve bebe ipi. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlk boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Tekrar aynı boşluğun içine pardon, burada bir tane ikili trabzan yaptım ilk boşluğun içine. Sonra bir tane zincir aralığı bıraktım. Bir sonraki zincire aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzan yaptım. Başlangıçlarda böyle 3 zincir ve bir tane ikili trabzanla başlayacağız tüm model boyunca. Sonra da arada bir tane zincir çekeceğiz. Şimdi çekmeyi unuttum. Arada bir zincir çekeceğiz. Hemen onun yanındaki boşluğa şuraya 1 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir boşluk kalmış olacak bir zinciri de çektikten sonra. Şurada bir boşluğunuz oluşacak. Sonra bu yaptığımız 4 tane trabzanı 1, 2, 3. zincir boşluğuna sık iğne ile tutturuyoruz. Yani yana yatırıyoruz gibi bir şey. Tekrar ipi tığın üzerine alıyoruz. 1, 2, 3. zincir boşluğuna aynı metodu tekrar ediyoruz. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içine. Sonra onun hemen yanındaki boşluğun içine de 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğun içine metodu tekrar ediyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Tekrar yine onun hemen yanındaki boşluğun içine 2 tane ikili trabzan ve bunu 1, 2, 3. boşlukta yana doğru tutturuyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3. boşluğa yine aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan, onun hemen yanındaki boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sonra tıpkı burada olduğu gibi 1, 2, 3 zincirle bir tane boşluk bırakıp sonraki boşluğa metodu tekrar ediyorum. Aynı boşlukta 2 tane ikili trabzan, hemen yanındaki boşlukta 2 tane ikili trabzan, onları yana tutturuyorum. Bakın 1, 2, 3. boşluğa tutturdum. Sonra tekrar 1, 2, 3. boşluğa ya da 2. boşluğa, çünkü burada fazla zincirim kalmadı. Hemen yanına şöyle 4 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Artık bu bizim bitirme metodumuz. Bütün sıraları bu şekilde bitireceğiz model boyunca. Bir zincir çekiyorsunuz. Ve şuradaki boşluğun içine 1, 2 tane ikili trabzanı yaptınız. Bakın böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu bizim başlangıç metodumuz. 3 zincir, 1 tane ikili trabzan ve bir zincir. Sonrasında her başlangıçta şu baştaki boşluğun içine 4 tane
ikili trabzan yapacağız. Bütün model boyunca her başlangıçta iki trabzan bir zincirden sonra 4 tane trabzanla başlıyoruz. Bütün modelde bu sabit kural. Sonra şuradaki her bir boşluğun içinden 1, 2, 1, 2, 1, 2. 4 trabzan olduğu için 2'şer tane ip çekiyoruz. Toplamda 8 defa ip çekmiş olduk. Dönüyorum bu taraftaki 4 trabzana. 1, 2, 1, 2. Aynı boşluğun içinden 2 tane. 1, 2, 1, 2. Bunların hepsini şimdi tek seferde topluyorum. Topladım ve bir tane zincir çekiyorum. Toplayıp bir zincir çektim. Şimdi bakın, arada daha önceki sırada 3 tane zincir çektiğimiz bu boşlukların içine bütün model boyunca 3 zincir çektiğimiz bölümlerin içine 1, 2, 3, 4. 4 trabzan, 1, 2, 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 4 tane trabzan yaparak tüm sıralarda çalışmanız boyunca bu yöntemi izliyorsunuz. 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan. Bütün bu 3 zincirli bölümlerin ortasına aynı metodu izleyeceksiniz. Hiç zincir çekmedim. Yine buradan 4, buradan 4 boşluğun arasından 2'şer tane 1, 2 ip çekiyorum. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Döndüm diğer trabzanlı bölüme, 2 ip, 1, 2 ip, 1, 2 ip. Buradan da yine aynı metodu uyguluyorum ve hepsini birlikte topladım, topluyorum. Bir tane zincir çekip bakın 3 zincirli boşluğun içine az önce de bahsettiğim gibi 4 trabzan, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 trabzan, 3 zincir, yine 4 trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. Görüntümüz bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yine buradan ip çekiyorum. Artık sıranın sonundayım. Sıra sonu metodumu da göstereceğim. Şimdi bunu çekelim, sıranın sonunda devam edelim. Böyle topladım bütün ilmekleri. Hepsini çektim. Bir zincir çekiyorum. Bakın şurada sonda iki trabzanla buradaki trabzanların arasında kalan bir boşluk var. Bu boşluğun içine 4 tane trabzan yapıp bitiriyoruz. Başta da en başa 4 trabzan yapmıştık bu boşluğa hatırlarsanız. Oradaki metodu sonda da yapıyoruz. Başta ne yaparsak sonda da onu yapacağız. 4 trabzan, 1 zincir, yine buraya 1, 2 trabzanla bitirdik. Bütün sıralar böyle 1 zincir, 4 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanla bitecek. Şimdi bu başlangıçtaki temel sırayı saymazsak, bu az önce yaptığımız sıra, yani şu tombul bölümleri yaptığımız, ip çekerek yaptığımız sıra bizim birinci sıramız oluyor. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Bütün model iki sıranın tekrarı şeklinde olacak. 1, 2, 3 zincir. Başlangıç metodumuz belliydi. 3 zincir, 1 trabzan, 1 zincir ve bu aradaki boşluğa hep 4 trabzan yaparak başlayın demiştim. 1, 2, 3,
Şuradaki boşluğa yapıyorum hepsini. 3, 4. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şimdi bu tombul görüntülerin ortasına, şuradaki ortalara, buradaki pufları yapacağız. Şuraya. Bu topladığımız yerlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Topladım. Bir tane zincir çekiyorum. Başında ve sonunda birer zincir çekiyoruz. Şu tepelere yaptığımız puflardan önce ve sonra. Sonrasında şuradaki boşluğa atlarken metot hep aynıydı, 3 zincirli bölümlerin ortasına 4 tane trabzan, 3 zincir, 4 tane trabzan, 4 trabzan, 3 zincir ve 4 tane trabzan, 3 zincirli boşlukların ortasına yapıyorduk. 2, 3, 4. Şimdi bir zinciri çekiyorum. Şuradaki bölümün tam ortasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Topladım ve bir zincir çektim. Yine aynı boşluğun içine 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yine bir zincir ve şuradaki boşluğun içine aynı şekilde devam ediyorum. Evet, burayı da doldurdum. Bir zincir çekiyorum. Bakın, şimdi ne yapacağım? Şimdi bitirirken de şuradaki son boşluğu mutlaka 4 trabzanla doldurun demiştim başlarken ve bitirirken. Yine buraya 1, 2, 3, 4. Başlangıçtaki ve bitişteki şu başlangıçta ve şuradaki bir zincir az gelirse 2 yapın eğer buradaki görüntü bozulursa. Bir zincir çekiyorum ve bitirirken hep trabzanların üzerine trabzan, iki trabzanın üzerine iki tane trabzan yaparak sıramı bitirdim. İkinci sıram da bitti. 1 ve 2. Bu iki sıranın tekrarı şeklinde bütün model ilerleyecek demiştim size. 1, 2, 3. Buradaki trabzanın tepesine trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ve şu aradaki boşluğa mutlaka 4 trabzanla başladım. Sonda da 4 trabzanla bitireceğim çünkü. 2, 3. Birinci sırayı tekrar edeceğiz şimdi. 4. Birinci sırayı nasıl tekrar edeceğiz? Bakın, şu iki bölümden ipler çıkaracağız. 1, 2. Her bir boşluktan 1, 2. 1, 2, 1, 2. Yine buraya döndüm. Sağlı sollu ipler çıkararak o tepedeki fıstığın üzerinden, sağından ve solundan ikişerli ipler çıkararak modeli ilerletiyorum. Böyle topladım. Bir zinciri mutlaka çektim. Şuradaki 3 zincirli bölümün içine hep söylediğim gibi 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan. Bir, iki, üç, dört. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bir zinciri çektim. Ve burada hep söylediğim iki trabzandan önceki şu boşluğun içine, iki trabzandan önceki bu boşluğun içine bir, iki, üç,
4 tane trabzanı yaptım, bir zincir çektim ve yine iki trabzanın tepe boşluklarına iki tane trabzan yaparak sırayı bitiriyorum. Evet, üçüncü sıra gördüğünüz gibi birinci sıra metodunun aynısı birebir. Şimdi dördüncü sırada göreceksiniz ki ikinci sıranın aynısı. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğun içine 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki orta boşluğa da tıpkı ikinci sırada yaptığım gibi 8'li fıstık yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Topladım. Bir zincir çekip buradaki üçlü zincirli boşluğun içine 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan yapıp sonra bir zincir çekip şuraya 8'li fıstık yaparak devam edeceğim. İkinci sırayı tekrar etmiş olacağım. Dediğim gibi çok güzel bir model. Hepinize kolay gelsin.